Şimdi çok güzel bir haber var. Teknolojiyi doğru kullanan Yağız var. Ben kendisini gördüm. Olağanüstü bir çocuk. Yağız Kamacı. Çok da güzel bir haber oldu. Biz gittiğimiz gün yaklaşık böyle bir sürü öğrenciyle görüşüyordu Yağız. Çünkü yanında çalışacak öğrencilerle iş görüşmesi yapıyorum dedi. Bayılmıştım o sözüne onun. Otomobil üretmiyor. Hayali de bir gün seri üretime geçmek. O haberi izleyelim. Sonra hocalarıma çok sorum var. Devam edelim. "17 yaşında bir genç otomobil yapıyor" dediler ve şöyle dedim: "Yok artık. Yaz yok artık." Ya şimdi nereden bu proje başladı? Neden otomobil yapmaya karar verdin? Aslında onunla bir başlayalım mı sohbete? Ya öncelikle ben küçük yaşlarımdan itibaren her yere toplu taşımayla gidiyorum otobüslerde ve bulunduğum ortamlar gereği bir tık hayatımda gördüğüm her şeyin sorunlarını saptamaya ve çözmeye çalışmaya kendime odaklamış durumdayım. Ben belki daha farklı, daha özgün bir şey yapabilirim düşüncesi oluştu ilk aklımda ki zaten otomobillere büyük bir tutku duyuyorum. Zaten küçüklükten beri teknoloji, fizik gibi alanlara çok meraklıyım, aileden geliyor. Ama aynı zamanda da bu okula geçtiğim süreçten beri özellikle projelerde, ben okulun proje takımında görev almıştım. Çin'e gidip dünya ikinciliği alma şansımız, nanoteknoloji projeleri yapma şansımız, Türkiye'de birçok farklı ilimizde proje yarışmalarına katılıp başka insanların projelerini dinleme şansım da oldu. Şu an otomobilin motorunun, şasisinin, dış tasarımının aerodinamiğiyle birlikte bütün simülasyonları ve tasarımı yapıldı. Yani işin mühendislik kısmının bitmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Ben bu projeyi ilk denediğimde 3 farklı kola ayırmam gerekti. Arabanın yazılımı, mühendisliği, malzeme birimi ve tasarım. Malzeme birimi ve tasarım daha ben bazlı şeyler oldu. Çünkü çok fazla araştırma gerekti ve yeterli insan gücü bulamadım o konularda. Ama arabanın özellikle hafif olması için malzeme mühendisliği, Ege Üniversitesi'nde çalışma fırsatı buldum bu konuda da. Karbon fiber üretimi, arabanın şasisi için özellikle hafif ve dayanıklı malzeme, kompozit malzemelerin üretimi. Tasarımda farklı simülasyon uygulamaları, MATLAB, Fusion gibi. Bu arada otomobil elektrikli olacak. Tabii ki elektrikli, tamamen elektrikli. Ve spor bir otomobil, iki kişilik bir otomobil, aşağı yukarı da 300 km menzile sahip. Bütün sanayi çalışmaları plana göre giderse, bu senenin sonuna kadar arabamızın hareket edebilir bir halde olması gerekiyor. Çünkü bütün mühendislik ve motor çalışmaları tamamlandı. Bu otomobilin bir de ismi olacaktır herhalde. Otomobilin ismi için özellikle takımla birlikte çok fazla fikir ortaya attık. Ama ana isimlerden bir tanesi Yıldırım ve Rüzgar. Yazılım takımımız da arabaya birçok farklı özellik ekliyor. Gerek güvenlik için, gerek otonom sürüş için. Atıyorum arabanızı park ettiğiniz yerden önünüze kadar getirip hazır bir şekilde beklemesini sağlayacak otonom sistemler. Güvenlik için şerit takip, cruise kontrol sistemleri. Bunların haricinde de aynı akıllı telefonlarda ya da işte ev asistanlarında olduğu gibi araba içine gömülü bir yapay zeka.